Abdullah Öcalan diyor ki Yunanistan için, Yunan hükümeti için. Abdullah Öcalan mahkeme ifadesi bu. Yunanistan diyor bize ta baştan beri çok destek verdi. Kamplar kurduk Yunanistan'da diyor. Maddi desteğini Yunanistan esirgemedi diyor. Teknik konularda yardımcı oldu. Teknik konu nedir? Evet, malum. PKK'nın teknik konusu ne olabilir? Dozer kullanmayı öğretmiyorlar tabii ki. Sabotaj ve orman yakma eğitimlerini bize Yunan istihbaratı verdi diyor. Yunan gizli servisi. Ne de veriyor mu? Sabotaj ve orman yakma eğitimlerini bize Yunan istihbaratı verdi. Bak diyor ki Yunanistan diyor, ayrıca diyor Abdullah Öcalan'ın ifadesinde, Türkiye'de işlemiş oldukları terör suçları nedeniyle adli takip ve soruşturmadan kaçarak ülkeden sığınan terör, ülkelerine sığınan teröristlere, yani burada PKK'lı mesela cinayet işliyor veya bir yeri bombalıyor, Yunanistan'a kaçıyor. Siyasi sığınma, kamp ortamı sağlama, silahlı eğitim, sağlık hizmeti verme ve barınma imkanı gibi kolaylıklar sunuyor diyor Yunanistan. Abdullah Öcalan resmi ifadesi mahkemedeki. Terör örgütü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde rahatça faaliyet gösterebiliyormuş. Yunanistan. Kardeşim sırf bu Yunanistan. İngiltere, Hollanda, Fransa. Mesela bak diyor Fransa. Fransa'da diyor Abdullah Öcalan. Özellikle sivil toplum kuruluşları çok destek oldu. Orada yaşayan Kürtlerden iyi bağış toplarız diyor. Fransa'da PKK'nın radyoları ve dergileri bulunuyor diyor. Hollanda için diyor ki, Hollanda bizim üstlenme ve eğitim alanımızdır. Hollanda'da biliniyor PKK'nın. En çok destek ve para bulduğumuz ülkedir. Sözde bu sürgünde Kürt parlamentosu bir ülkede toplandı diyor. Kürt parlamentosu topluyor. Sahte bir yapılanma. Ayrıca Hollanda'da PKK'nın istihbarat bürosu bulunuyor diyor. PKK'nın yan kuruluşlarında Amsterdam'da bürosu bulunuyor diyor. Abdullah Öcalan İngiltere ile ilgili diyor ki bizim konumumuza en akıllı yaklaşan İngiltere'dir. Bazı lordlar benimle görüşüp sizi destekliyoruz dediler İngiltere'de. Lordlar Kamerası üyesi, lordlar İngiliz lordlar ki asıl dünyayı yönlendiren İngilizlerdir zaten. Yani İngiliz istihbaratı ve İngiliz derin devletidir. Bazı İngiliz milletvekilleri Şam'da APO ile görüştü. Bu ülkede birçok gazete ve dergi PKK adına çalışıyor. Bazı İngiliz gazetecilerin Kuzey Irak'ta PKK için kuryelik yaptığı belirlendi. PKK'nın Avrupa temsilcisi Kani Yılmaz İngiliz parlamentosunda PKK'yı anlattı. Parlamentoda konuşma yapıyor İngiliz parlamentosunda. PKK'yı övüyor, PKK propagandası yapıyor. Adamlar da alkışlarla dinliyorlar. Buradaki ekibin tamamı Darwinist. Darwinist materyalist adamlar. Almanya'nın desteği, bak İtalyan desteği hepsini anlatmış. Bütün ülkelerin desteklerini tek tek anlatmış. Tek tek de ispatlıdır.